Fiyatımız kendimiz hanımımla beraber topluyoruz. Yani ondan gurur duyuyoruz biz kendi işimiz için. Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Dutlupınar köyünde zeytin üreticileri zeytinyağını elde etmekte sorun yaşıyorlardı. Çok seviniyoruz yani. Buraya fabrikanın yakın olarak kurulduğu için bizim için çok büyük bir nimet yani. 10 yıldır zeytinleri sıkmak için Osmaniye'ye, Adana merkeze götürmek zorunda kalıyorlardı. Ancak köylüler bu zahmetten kurtuldu. Köylüler şimdi zeytinliklerinin hemen yanına kurulan Dutlupınar Zeytinyağı Fabrikası'nda işlerini halledebiliyor. Bu işi yapma gereği duyduk. Bölgenin de böyle bir tesise ihtiyacı vardı. Çiftçilerimizin, üreticilerimizin daha yakın mesafe kat edebilmek adına. Fabrika sahipleri Mahmut Gözütok ve Mustafa Yüce ihtiyaçtan dolayı bu fabrikayı kurduklarını ulusal kanala anlattı. Tabii ki insanlar önceden tedirgindi. Yetiştirmiş olduğu bahçedeki ürünü zeytinyağıya rahatlıkla dönüştürebileceğim mi, dönüştüremeyeceğim mi? Tereddütü var iken şimdi biz bu tereddütü ortadan kaldırdık. Kurma aşamasında az destek gördüklerinden yakınıyorlar. Niye yeterli değil? Ödediği miktar, KOSGEB'in ödediği miktar çok cüzi bir miktar. Yatırımın maliyetine baktığın zaman yatırımın maliyeti yüksek mevzalar tutuyor. Çevre köylerdeki üreticiler zeytinyağı elde etmek için artık uzak mesafelere gitmek zorunda kalmıyor. Ücret olarak kilo bazında ücretlendirilir. Parası olmayanlar hak olarak vermek isterse verebilir. Fabrikaya götürülen zeytinler birkaç işlemden geçiyor. Biz burada bunkere dökeriz, yıkarız, makineye alırız. Yaklaşık bir saat hamur olarak yorulduktan sonra en son separatörden yağ olarak veririz üreticiye. Bölgede verimli zeytin alanları var ancak kooperatif olmaması üreticiyi mağdur ediyor. Zeytin üreticileri ve zeytinyağı üreticilerinde bir birlik oluşturulmamış. Onun için hani bir kooperatifleşme ya da bir birlik olarak tüm yağları toplayıp üreticileri memnun edecek bir fiyatla, çünkü zor bir süreç. Böyle bir birlikteliğin eksikliği bölgede çok büyük var.